erken başlamış önemli. Şimdi aslında yok, biz erken dökmüşüz. Daha çok dert etmişiz. Memleketin meseleleri var, orman gibi. Eyüp Sabri Yücel'le beraberiz. Çok teşekkür ederim Eyüp Bey. Mükellef TV olarak Eyüp Sabri Yücel. Eyüp Sabri Yücel ismi bir kere mülki mezunusunuz anladığım kadarıyla. Yok, ben Gazi mezunuyum. Gazi, siyasaldır. Hayır, ekonomi mezunuyum. Ekonomi mezunusunuz. Mülki ellerde bir mülki ellerde, üye oldunuz geçmişte. Evet. Ve sonuçta şey, geldik bugünlere, kaç senesinde kurdunuz Eyüp Bey, mali müşavir ve muhasebeciler. Muhasebeciler, mali müşavirler ve denetçiler. Bağımsız denetçiler. Bağımsız denetçiler. Mali müşavir sen diyebilirsiniz kısaca. Evet. Mali müşavir seni kurdunuz. Evet. Muhasebeciler, mali müşavirler ve bağımsız denetçiler. Sendikasını kurdunuz. Bu sendikayı kurma ihtiyacı nereden doğdu? Önce oradan bay. Önce biz siz kendinizi tanıtın şöyle. Özellikle kısa bir kamuoyu tanısın. Ben yani Urfa'lıyım dediniz. Urfa'da mı? 1959 Urfa doğumluyum ama ilk başta lise üniversiteyi Ankara'da okudum. Gazi Üniversitesi ekonomi mezunuyum. O zaman Ankara İktisat Ticaret biliyorsunuz. Evet. Yaklaşık 78 yılında öğrenciyken başladım. Bir meslek hayatım var. 78, bizim kuşağı. Evet. 89 yılında yasa çıkınca. Neye başladın meslek hayatı olarak? Muhasebe mali müşavirlik. Muhasebe tabii. 89'da yasa çıkınca gruplaşmaların içinde oldunuz. O 93 yılında gruplaşmalar başlamıştı. Yani 93 grup... gitmiyor, seçim... daha erken yani. Şeyde, bir dernek vardı burada. Ankara'da bir dernek vardı ama bizim onları yok. Onunla bilginiz olmadı. Gruplar 90 kuruldu vesaire. Senesinde 89'da yasa çıktı. Evet. Gruplar oluşmaya başladı. Seçimler oldu, işte yönetimler seçilmeye başladı. Hakikaten ben şöyle söyleyeyim, yani o ilk dönemde hocalarımızın falan kurduğu yönetim kurulları bu mesleğin hakikaten varoluşunda büyük. Turan Velzit Veli. Aynen öyle. Çok büyük katkılar olmuşsun. Allah rahmet eylesin. Siz de o Çağdaş grubun içerisinde mi görev aldınız? Çağdaş Demokrat grubu. Zaten meslekte birlikte de arkadaşlar. O zaman yani, öyle bir meslekte birlik falan yoktu. Çok böyle bir müşrik yoktu. İnsanlar ama yine... ilk seçimlere zannediyorum 3 grup mu girmişti? Yok. 2 grup girdi. Meslekte birlik ve Çağdaş grubu. Sonra Çağdaş Demokrat grubu kurulmuş. İstanbul'da 3 grup girdi. 3M grubu. Onda bir de memurlar grubu çıktı. Evet. Sonra işte meslek yasamızda çeşitli değişiklikler oldu, beyannamelerde artışlar oldu, bildirgeler, iş yükümüz giderek arttı. Biz de hep arkadaşlarımız olduğu için uzunca süre bekledik. 27-25 sene sonunda diyelim ki bu mücadelemiz 2-3 sene önce başladı. Biraz yüksek sesle konuşalım bir de. 25 sene önce mücadelemiz başladı da kaldık Uğur. Bizi idare et, şu camları da kırdı. Evet. Şey yapma. Şey umuluyor ama çok önemli değil. Konu bilgisayar kapatabiliriz. Tamam. Açık bir şey var mı? Yok yok yok. Ne kadar rahatsız eder bilmiyorum. Şimdi dışarıdan gelen uğultuyla karışmak daha iyi olur. Evet, şimdi ses... 25 yıl geçince burada artık bu meslekte bazı şeyleri de meslek yöneticinin meslek haline getiren arkadaşlar da olmaya başladı. Yani kalıcı yönetimler. Evet, yani demokratik... Ankara'da böyle olmadı ama ya. Ankara'da mesela 8. başkan... Yani evet, belki bunu çok fazla delen Ankara oldu ama yani sonuçta ülke genelinde böyle bir sıkıntı yaşandı. Ve giderek de biz boğulmaya, ezilmeye başladık. Arkasından mesleklerimiz elimizden gitmeye başladı. Mesela bir bağımsız denetim olayı tamamen yasada 1989'daki yasamızda 90'daki tebliğde olmasına rağmen bağımsız denetim meslektaşlarımız göz göre göre kaybetti. Bu bizim elimizden çalınan bir meslektir. Onu biz halen davasını da güdeceğiz, açacağız. Şimdi şöyle bir hakkını vermek lazım, bir şeyleri hatırlamak, yani kamuyu da iyi anlatmamak lazım. 99 senesine kadar 82'de SPK biliyorsunuz. Kabul etmedi sizleri, denetçi olarak kabul etmedi. 82-89'da yasanız çıktı, 99'a kadar kabul etmedi. 99'a kadar Özgür'ün, burada hakkını vermek, Mansur da buna dahildir Türkan, vermek lazım. Onlar yani o zamanın yönetiminin mücadele ettiler yani. Biz, denetim bizim mesleğimiz diye yememeler beraber. Şimdi buranın şeyini de 99 senesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na 10. maddeyi ilave ettirdiler. Yani bu
böyle bir başarı gösterilmiştir. Tek sonuç başarıdır bana göre. Ben söylemiştim KGK aşamasındaki KGK'ya geleceğiz. Denetim yani kısmından bahsediyorum. Böyle bütünü söylendiği zaman o kalıcı yönetimlerin de mesela kalıcı olmuştur. Onursal bir başkanlık almıştır Özgürek. Dolayısıyla şöyle düşündüğünüzde ben bunu büyük başarı kabul ederim. Yani SPK'dan bir ünvan almak, SPK'nın elinden onu kabul ettirmek zordu. Gücü eline geçiren biliyorsunuz bırakmak istemez. Yani o yönetimlerin bu manada hakkını vermek. Elbette çoğu emeği geçirmesek de olmuştur. Zaten geliyoruz. Kamunun sağlıklı bilgilenmesi için bunlar da sizin de takip ettiğiniz şeyler olduğunu zannediyorum. 99 senesinde çıkmasına rağmen kanun değişikliği, sermaye piyasası kanununun konmasına rağmen 2002'ye kadar sermaye piyasası kurulu bunu direnmiştir. 2002'de sermaye piyasası kuruluyla kavgalar başlamıştır. Yani yeminlere işte sınav koymaya kalkmıştır falandır filandır ama iki kurum birbirini şöyle suçlamaktadır. Bunları siz de izlemişsinizdir. Sermaye piyasası kurulu biz istedik sicilleri vermediler. Onlar istedi vermedik diye tüm oldu. İkisinin kavgası arasında siz sıkıştınız. Ama 99 senesine kadar bu işler becerilmiş. Bu dediğinizde belki şöyle. Evet, yani şimdi siz de mücadele verildi ama burada verilen mücadelenin statüsü de belli. Yani burada yeminliler adına verilen ve halen şu anda dahi devam eden bir olay. Yani orada biz meslek ayrımı yapmak istemiyoruz. O süreçte bizim özellikle KGK kurulduktan sonraki bağımsız denetim sürecinde başlayan bir haksızlıklar zinciri var. Oradaki tabii ki özgür mücadeleleri, diğer mücadeleleri... Bakın yememeleri de hiç saymadılar hiçbir zaman denetçi olarak. Tamam denetçi olarak yani, saymadılar. Beraber bir mücadele edildi. Serbest muhasebeci malum şerlere yönelik bir denetimle ilgili bir şey olmadı. Halen de bu ayrım devam ediyor. Olmadı yani. İşte ikiniz beraber kaybettiniz. Yani yeminler de kaybetti ama yasa yeminlere bunu, yasa koyucu şöyle... Rahmetli KVC'ydi ve Ekrem Pakdemirli'yi de burada anayım. İkisinin de bende İlyas'ıyla yazısı var. Geldiğiniz zaman gösteririm. Bizim gazetenin arşivinde şimdi gelip okuyabilirsiniz. Yasa koyucu dünyada örneği olan bir şeydir yeminli malum şerdeki. Yani süpreme denetim. Yani bağımsız denetimden yararlanmak. Tamam? Yasa koyucu da bu konuda en ehil kimler olabilir denetim? Onları koymuştur. Yeminli malum şerdik müessesini oluşturmuştur. Yani siz şimdi bana şunu mu söyleyeceksiniz? Efendim 80'lerde hatırlayın 80 döneminde muhasebeciliği parmak basarak belge almış insanlar denetim yapsın mı diyeceksiniz? Yani. Şimdi bakın. Var örnekleri var. Şimdi 89'a gelindiğinden bahsediyorum. 82'de SPK kuruldu. Ben muhasebeci değilim. Muhasebeci değil. O yıllarda ama siz muhasebeci değil. Altı açık şirketin muhasebesini tutuyordu. Bak sen siz orada parmak basmıyordu. Hayır, o zaman maliyeciler de bu olay. Maliyeciler de o zaman bağımsız denetimi ya da denetimi çok bilmiyorlardı. Şimdi her şey eşitti. Ben burada meslek yasamızdan kaynaklı hakkımızın kaynaklı. Elbette ki kriterler olacaktır, eğitim olacaktır, yeterlilik olacaktır. Bunlar ayrıca konular ama meslek kanunumuzda bahsettiğimiz bir şey var. Şunu ben kabullenemiyorum. Yani yeminlerin neyine çalışıldığını kabullenemiyor. Yeminler zaten azınlıkta. Yani ne yapabilirler ki? Şimdi ya, 20 bin kişisi, hayır tamam bürokrasi içerisinde etkinler onu kabul ediyorum. 20 bin kişisiniz, onları da 5 bin kişi. Bugünkü sayınız o zaman, kişi. O zamandan yani. Bahsediyoruz. Şimdi 100 bin kişisiniz, 5 bin kişi. O zaman 1200 kişiydi onlar. 20 bin. Şimdi gelelim, 100 bin kişiye vardınız, stajyerlerle falan 150 binsiniz. Ve onlar hala 5 binlerde. Şimdi şeydir, dünyada da zaten sorumlu ortak baş denetçiler çok zor şartlarda oraların, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, SPK'sı veya muhasebe dernekleri çok zor şartlarda o belgeyi verirler. Sorumlu ortak baş denetçi olmak demek, kıdemli sorumlu ortak baş denetçi olmak demek, kademeler yani meslekte tecrübe, bilgi, liyakat ve geçmişinin de sırtında kamburu olmayacak, temiz bir adam. Peki bir soru sorayım ben. Denetimle ilgili sadece vergi mevzuatını bilmek, reel ekonomideki denetimi yapmak anlamına gelir mi? Vergi mevzuatını, vergi soruyu algılayamadım. Vergi biliyorsunuz bir ekonomik olayın belli bir kısmıdır. Yani devlete düşen payın kontrollü bir şekilde, doğru bir şekilde yani şöyle bir tahsil edilmesidir. Orada bir şekilde düzelteyim. Buyurun.
siz ticari kârdan mı mali kâra, mali kârdan mı ticari kâra geçer gibi böyle bir tartışma. Hayır, ben diyorum ki ticareti mesela maliyenin yönlendirmesine karşıyız. Bakın, ticareti Maliye Bakanlığı'nın yönlendirmesi çok doğru bir şey değil. Maliye Bakanlığı kendisine düşen payı almakla ilgili bütün birimlerini kurar, denetlemelerini yapar, vergisini alır, kaçar çıldırır vesaire. Ama bunu ayrı bir tarafa koyalım. Bu ben ne? Yani vergi mevzuatı ya da vergi denetimi, bağımsız denetim demek. Ben devletçinin ticareti mali idarenin organize etmesi gerektiğine inanıyorum. Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı'nın falan hepsini maliye bakanlığı. Ben dört tane bakanlığa yanıyorum. Bak ne diyorum? Maliye, Hariciye, Dahiliye, Osmanlı falan değilim. Yani. Nereden çıkıyoruz? Ama şu var. Mali idarenin eğer etkin bir Maliye Bakanlığı'nın olmadığı ülke batar. Bunu kim ne ak de ben kara derim. Şimdi o kenara koyalım. Neyse bizim kuruluş sürecimizde yani bir takım sıkıntılar vardı. Bu şimdi yoğunlaşan denetimde güçlü olmayan yani. Bağımsız denetimde ve kamu denetiminde etkin ve yetkin bir devlet olmazsa o devlet batar. Yani kesin. Vergilemede haksız, adaletli davranmayan devlet batar. Bunlar da sizin de zannediyorum hemfikiriz yani. Evet. Biz gelelim mesleğe. Birbirimizi şimdi yavaş yavaş tanıyoruz. Burada 2002'de bunların hakkını verdik. 2002'den sonra zaten siz baktınız ki zaten meslekte 2002'de başladı doğal olarak böyle herkesin anlayabileceği. 89'da yasa çıktı ama 10 sene kimse bir şey anlamadı. İşte belge almaktı, şuydu, geçici maddeler falan. Mali müşerrikti, işte stajdı, sınavdı, nasıl olacaktı, kim, niye bir günde hak kaybettim, niye 5 günde bunlarla uğraştım. Ya Cemilik dönemi. Ya Cemilik dönemi. 2000'de başlandı artık ciddi ciddi meslek. Siz de 2000'de baktınız ki kişiler aynı, değişmiyor, sorunlar aynı. Bir mücadeleye girdiniz. Buyurun. Ben tanıdım. Bütün meslektaşlarımız tanıdı. Bu konuda 2012'ye kadar, 2013'e kadar. Ama meslektaşlarda artık bir sorgulama başladı. Yani neden bu böyle? Meslek neden bu kadar ayaklar altında? Niçin bu kadar angare? Yani sadece Maliye Bakanlığı değil, Maliye Bakanlığı'nın ek yükleri de işte TÜİK'tir, bankalardır, daha bir sürü kamu kurumunun sürekli bilgi istediği, bedava hizmet aldı, angaryaların yüklendiği bir yapıya kavuştu. Ve takdir edersiniz şu anda SSK'lar ve Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri bomboş. Yani arşiv yapıyorlar, başka bir memurun yaptığı bir işlem yok. Şurada gördüğünüz bütün evraklar, bütün şeyler biz yazıyoruz, çiziyoruz, arşivliyoruz, mükellefe yolluyoruz, devlete yolluyoruz, işte tahakkümü gönderiyoruz, paralar ödeniyor, vergi. Yani tamam şu anda gördüğünüz bütün muhasebe büroları. Yani 2018'e göre devlet yapılandı, artık Maliye Bakanlığı evrakla uğraşmıyor, denetimle uğraşıyor. Küçük büroları bizler olduk. Yani SGK ve maliye anlamında. Şimdi anlaşıyoruz, küçük dünya bir... böyle oldu. Evet. Dünya bizden önce böyle oldu. Ama biz karşılığını alabiliyoruz, işte oraya geldiğimizde dananın kuyruğu orada kopuyor. Yani. Sizin Zümre'nin sorunu ama evet. Biz dünyada geri kalmıştık. 2018'e yeniden bir yapılanmaya gittik. Kamu Mali İdaresi'nin yeniden yapılanmaya gittik. Ne zaman? 2000'de konuşuldu, 2002'de yasallaştı. Bunlara nasip oldu? Galiba 2003'te de yasallaştı. Bunlara nasip oldu? 1999'dan beri konuşulan şey, bu Kamu Mali İdaresi'nin yeniden yapılanması dünyaya uygun, yeniden o hantal yapımızdan kurtuluruz dendi ama bazı şeyler de yanlış yapıldı. Yasa yanlış çıktı. Her zaman olduğu gibi çıkan grupları kendine yoktu. Şimdi şey yapalım. Şurada siz bu örgütlenmeyi böyle bir eksikli toparlıyorum. Yanlış anlamışsak düzeltin siz de. Baktınız ki sorunlar aynı. Evet. Çözüm üretemiyor TÜRMOP odalar vesaire. Biz de hiç olmazsa meslektaşlar sadece olarak. Sadece eksikleri görerek değil. Şimdi bir de anayasal oraya geleceğim. Önce bir karar vermeden oraya geçelim. Ne yapılabilir'e girdik diye. Sendikadan önce ne yapılabilir'in arayışına geçelim. Geçtiniz ve sendika bu şeyle çözüm yolu olarak. Bu çözüm yolu olarak, fikir olarak siz de geliştirip birkaç arkadaşla kurdunuz. Siz kurucu başkansınız. Kimler vardı kurucu? Valla Türkiye genelinde ilk tadilatçımızı verirken 62 kişileriz başvurdu. 62 kişi. Evet, ilk başvurumuz 62 kişidir. Ve 656 sayılı yasada. Sendikanın ilk yönetim kurulu nasıl oluştu? Kurucular kurulu yönetim kurulunu seçiyor. 62 kişi. Kurucular kurulu? Yani geçici o genel kurula götürmek üzere. Kurulu. İşte 5-6-7 kişilik kadrolar. Yönetim kurulunu seçiyor. Daha sonra genel kurula gidilip işte
yönetim, disiplin, denetleme bunları seçiyorsunuz ve bu, 400 sürede görev yapıyorsunuz. İlk ne zaman kuruldu? 16 Şubat 2016. 16 Şubat. Bakanlık tescilimiz. 2016. Hı. Evet, şeyde konuşmuştuk zaten. Hı hı. Forumda mıydı? Forumdan önce. Ha, forumdan Kurtay önceki geldi, şey yani. Meslekte bildiğim toplantı. Yok, o da aynı zamanda. Kocatepe Kültür Merkezi'nde konuşmuştuk. Bir şeyde yeni sözde vermiştim geleceğim ve evet, sizi bu mesleği, tabii sözümü biraz geç de olsa tutmuş oluyorum. Mülkiyet Ticaret Bakanlığı, pardon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 16 Şubat 2016'da kuruldu. 6356 sayılı yasayla aslında şöyle bir hüküm var. Bir meslek sendikalarına izin verilmiş. Herhangi bir iş aktiyle bir yere bağlı olmaksızın başkaları adına vekaletle iş görenler de işçi sayılır diye bir hüküm var. Bu tamamen bizim... 6356. Evet. Dolayısıyla sizin yolunuzu açtı bu. Serbest ve bağımlı çalışanların tümünü bir çatı altında toplama şansı getirdi bu bize. Bu hüküm. Ve biz buradan hareketle baktığımızda Avukatlar Sendikası'nın kurulduğunu gördük. Hemen biz de yönetmenimiz... Başka mesela Mimarlar Sendikası var mı? Veya sağlıkçılar var. Sağlıkçılar var, evet. Yani sağlıkçılar doktorlar. Doktorlar var, avukatlar. Akademik dernekler de var. Yani. Ve bu örgütlenmeler şöyle, biliyorsunuz yani avukatların işte duruşmaya girmeme hakkı, doktorların iş bırakma hakkı, bunlar sendikalar kanalıyla. Odalar yapamıyor mu yani? Odalar şimdi odalar kamu yararına çalışan ve kamu niteliğinde kurumlar olduğu için sayılıyor. Evet. Aslında kamu niteliğini kabul etmiyor. Yok, anayasada var. 135. maddede tanımlandığı için. Yani kamunun kamuya dava açması. Şimdi ya da kamunun... kabul ediyor onları da. Yani tamamen kamu görevlisiyiz gibi görünmekten de rahatsızlar. Değil. Tabii öyle değil ama yani kamunun kamuya karşı bir eylem yapması ya da kamunun kamuyu dava etmesi zaten devletin yani idare hukukuna aykırı bir olay. Dolayısıyla onların yapamayacağı şeyler var. Oysa sendika anayasanın 51. maddesine göre kurulan tamamen meslek mensubunun ya da işçinin diyelim işverenin haklarını devlete karşı, kurumlara karşı, üçüncü kişilere karşı koruyan anayasal örgütler. Daha eyleme dönük, daha dava açabilen. Örneğin sendikanın en baştaki özelliği şu. Siz diyelim üyesi olun ya da olmayın, hakikaten meslekle ilgili bir olay varsa sizin vekalet göndermenize dahi gerek kalmaksızın biz oraya müdahil olabiliyoruz, dava açabiliyoruz. Bu hiçbir STK'da yoktur, dernekte yoktur, vakıfta yoktur. Mesela bizim meslek örgütümüzde dahi benim adıma dava açamazlar. Evet, 16 Şubat'ta siz kurucu yürütme kurulunun kurucu, evet, kurucu yöneticisiniz. Evet, sonra 4 Haziran'da da genel kurulumuzu yaptık. Bu arada genel kurulu yaptınız. Evet. Şu anki başkan yine sizsiniz. Evet, benim Sabri Yüce. Güler soyadı. Eyüp Sabri Yücel var, bir de onunla karıştırıyorum. O da, doğru, o da meslektaşımız. Serbestten gelme. Doğru. Babadan da mali müşahir ama doğru. Onlar yeminli mali müşahirliği önemseyip sınavlarına girerek vermişler. Anladım. Şu anda da Bekirtili'nin önemli ortaklarından, onu da söyleyelim. Yani yeminli mali müşahir olmama gibi bir şansınız yoktu, olabilirdiniz herhalde. Yok, ben istemiyorum ya. Tercih mi? Sizin için söylemiyorum. Genel tabii. Olarak düşünenler için. Kusura bakmayın, size konuşuyorum. Tabii. Meslektaşlarımızı da şey yaparız. Sabri... Şimdi burada bir bakış açımız şöyle, bakın neden yeminliler bizim aynı çatı... Onu başka, şimdi... Yani sendikaya almama sebebimiz ya da aynı çatı... Hiç mi yemin? Hiç yeminli yemiyor bizimki. Yemiyor derken, yani yarın bir gün ben yeminli malum şey var, geldim sendikaya öyle olmak üzere, ne diyeceksin? Olamıyorsun. Bizim, ne yani, kuruluş... Şimdi bakın şöyle, yani, kamu adına ya iş yapıyor. Kamu adına iş yapıyor. İnce bir nokta, ben onu söyleyeyim. İlla bir yeminli malum şeylerle bir şey takıştırmak adına söylemiyorum. Burada bir, bakın bir noterle, bir avukat, bir savcı, bir hakim aynı baroya ya da bir noterler birliğine ya da HSYK'ya üye olamıyor. Herkesin görevi gereği ayrı ayrı birlikler altında toplanması. Şimdi şu 6356'yı ben unuttum. Ha, burada yok. Tabii burada yani çalışan olarak gördüğü için SMM'leri orada görüyor. Ama yeminliler bir nevi yarı resmi statüsü var noterler gibi. Mesela noterler de avukatlarla barolara mesela giremiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunların bir tabii kriterleri var. O anlamda yani biz alsak alamıyoruz. Bakanlık buna müdahale ediyor. Ayrı, onun kamu çalışanları anlamında belki ayrı sendikası kurulabilir. Ayrı sendikalaşabilirler, evet.
Yani konu bu. Pek de zannetmiyorum istesinler. Onlar kendileri de yakışır. Yok, onların da bazı kaybolmuş hakları var, bazı şeyler var tabii. Bunun en temizliği olur. İstenenler işlerinde aslında olabilir. Dolayısıyla biz şimdi burada anlatmak istediğim meslek örgütlerinin alternatifi değiliz. Onlar bizim alternatifimiz değil. Eğer profesyonel düşünürlerse biz yan yana yürüyeceğimiz, onların nasıl diyeyim, ihtiyacı olan noktada bizim devreye gireceğimiz ya da bizim ihtiyacımız olan noktada onların devreye girebileceği bir statüde beraber siz yürüyebiliriz. Bunu anlatamadınız zannediyorum. Bir yani zaten 3-5 ay olduğu için bir de belli bir bakış açısı var. Biz bunu yıkmak istiyoruz. Biz iki kere TÜRMOB'dan randevu talep ettik. Daha henüz cevap gelmiş değil. O biraz 81 ile biz kutlama mesajı yolladık bütün seçilen arkadaşlarımıza. Şimdi şu seçim döneminde olabilir ama yani seçim... Hayır, akabinde. Akabinde, tabii, yani kuruluştan akabinde. Tabii, yani bu bir buçuk ay içerisinde yaptığımız şeyler bunlar. Bu arada kazandığımız 2-3 tane davamız oldu meslektaşlarımız adına. Birlik yazılımı, damga vergisi, nispi alakanın kaldırılması ile ilgili. Halen davalarımız devam ediyor. Onları aslında açmanızı istiyorum. Ben mesela şeyde, nispi aidat konusunda hepten kaldırılmasını ben de tüccar olarak benden de almasını istiyorum nispi aidatı diye. Yani. Ticaret odasında değiliz. Bizim sorgulamamız oradan başladı 2012 yılında. Ama bizde şey var, bizdeki biraz hakkaniyetli, keşke öyle olsaydı. Yani ben zarar ettiğim zaman almıyor benden onu nispi aidat, zarara kâra bağlı. Karımdan da çok yüksek geliyor bize de orada. Şimdi o biz düşürüyor ticaret odaları binde beş liraya. Siz tamamen kaldırma yönünde mi dava? Evet, şimdi şöyle bizim açtığımız dava şu, nispi aidattan tamamen kaldırılması, maddi aidattan güncelleştirmesi ya da düşürülmesi anlamında bir davamız var ve halen devam ediyor. Nispi aidattan indirmesi davasında biz ayrıca yürütmenin durdurmasını talep ettik. Yürütmeyi... O da Mayıs ayında gelecekle ilgili alınan bir karardır. Yani önlem alır devlet ve bunu bir ay içerisinde idare alıp, gereken önlemleri alıp vatandaşa kolaylık sağlamak durumundadır. Ama maalesef TÜRMOB bunu odalarla beraber yapmadı. Bu konuda... Şimdi TÜRMOB'un da kendi odalarının da haklı olduğu noktalar var. Mesela diyelim ki yapılanmış işçileri var, elemanları var. Atıyorum şey odası, Burdur odası, kaç üyesi var? Bu aidatlarda kesildiği zaman onun işte binasının elektriği falan ödenemez diyorlar. Biz efendime söyleyeyim, eleman çıkarmak zorunda kalırlar. Yakında TÜRMOB'un kapısına gelirler. Ver kardeşim bize borç, işte bilmem ne. Böyle şeyler var. Yani bir bakıma sanki yıllardır oluşan bir kurma şöyle olsun, davayı siz hepten red üzerine başladınız. Tamamen iptalini açtık. Hatta şunu da söyleyeyim. Yani böyle kaygılar da var. Şimdi ona geleceğim da... eğer müsaade ederseniz şöyle, nispi aidatın kaldırılması iptal edilirse şöyle, geriye dönüp alma hakları bile olacak meslektaşın. O kadar şey, çünkü bu tek başına benim bir borcumdan dolayı açılmış dava değil. Danıştay'dan 5 hakim yasaya aykırı bularak, yasada kaynağı olmaksızın, desteği olmaksızın, herhangi bir mesnede dayanmaksızın alınmış bir yönetmelik olduğu için 6. ve 10. madde tümden reddetti. Bu da kanunsuz alındığı için geçmişten beri alınan kanunsuzlar iade edilmesi anlamına gelecektir. Şimdi gelen bir şey konusunda geçinememe konusunda... Nispi aidat 3568'de yok mu? Yok. Yani orada aidatlar demiş, aidatlar ve gelir... Efendim bizim normal... Kaçıncı dava açtığınızı görebilirsiniz. Yani ne, bizim serbest muhasebeci mali müşavirlerin yani üyelikleriyle ilgili aidatların ödenmesiyle ilgili yönetmeni ödenmesi. Resmi gazetede kabul edilmiş ama. Evet, tabii ki. Buradaki sıkıntı şu. Arkadaşları anlatmak istediğimiz... Hayır, alınır alınmaz ayrı mesele ama yani yasaya aykırı olan bir hükmü söylüyorum. Yani gazetelerin aldığı hüküm bu. Ben de mesela gazete olarak atlamışım. Ben böyle yasaya dayandırmadıkları hukuksuz bir şey ben de kabullenemezdim. Yani o geçiş döneminde. Şimdi bakın biz onu sorguladığımızda şu çıktı karşımıza. Hiçbir meslek örgütünde, yani serbest meslek örgütünde doktorlar, avukatlar, mimarlar, mühendisler, veterinerler, diş hekimleri hepsini araştırdığımızda hiçbirisinde böyle bir nispi aidat yok. Bu kesin. Oradan zaten emsal olarak onları gösteriyor. Almıyorlar da nispi aidat. Alınan aidatlık. Evet. Şimdi hatırlıyorum. Maddi aidatlara geldiğimizde de maddi aidatların elektrik mühendisleri odasının aldığı aidat 10 lira. Bütün yöneticiler fahri çalışıyor. Kimse hak huzur almıyor.
Bakın biz mali müşaviriz. TÜRMOB'un ve odaların bütün bilançolarına bakın. Bütün gelir tablolarına bakın. Brütkar. Şimdi yalnız siz almıyor derken, onlar almıyorlar. Şimdi almasın arkadaşlarımız almış, fedakarca çalışsınlar. Şimdi yapacak bir sürü insan da var. Şimdi baroların falan da teklifi oldu zaman zaman biz de alalım işte. Ama almıyor, halen baro almıyor. Almıyor da geri çevir. Almıyor. Şimdi İçişleri Bakanlığı onların yönetmeliğini kabul etmedi. Yani bizimkini mali idare kabul etmiş yönetmeliği, götürmüş, yayınlamış. Siz şimdi TÜRMOB'u oradaki idareciyi suçlayalım ama mali idareyi de suçlayın yani. Tabii ki. Kardeşim, zaten neydi? Maliye Bakanlığı muhatabımız. Yani, muhatabınız Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı lazım. Ve TÜRMOB şimdi, yani odaları açmak. Bu TÜRMOB onlar alıyor, doğru. Şimdi burada TÜRMOB'un da yapması gereken bir şey var şimdi evdeler. Bana kalırsa ben ticaret odası gibi yani biraz daha yumuşatılsa şimdi eğitim bölümleri açılıyor, eğitime yatırım yapılıyor. Bana kalırsa şimdi olmuş bitmiş geriye dönüp tamam ne olur bu binalar satılacak mı o zaman? Yani yapılmış, edilmiş, TÜRMOB'a ait mülk varlıklar var. Yani atıyorum Manisa odası, Manisa muhasebeciler odası. Bu aidatları almasa oranın kirasını falan veremezler. Oradaki personel barınamaz. Orada birkaç kişi işinden olur. Şimdi böyle de düşünelim yani. İşine veya personel harcayacaklar. Şimdi müsaade ederseniz ben burada mesleğim değil. Ben kaygıları bir söyleyeyim. Peki buyurun. Siz de ondan sonra şey yapın. Bunun mesela şöyle olsaydı daha az bir nispi aidat yani zarar edenden alınmasa nispi aidat olsaydı daha mı iyi olurdu diye ben de zaman zaman tereddüt düşüyorum. Şimdi bak geriye dönüp diyorum ki ben hakikaten yasaya uygun olmayan bir şey yapmışlar. Bunu mali idare de kabul etmiş. Hı hı. Niye kabul etmiş? Şimdi söylüyorum. Geçmişte yazmışız hatırlıyorum. Hı hı. Yani bu nispi aidatlar sorun olacak ileriye dönük. O yazıyla matbu yazmışız. Hı hı. Onu gazetede gösterebilir misin? Şimdi niye bu böyle bugüne kadar kaldı? Siz el atmasanız demek ki hep kalacak. 2006'da evet. El atmaya başladınız. Evet. Yani ne bu kaygıyı nasıl gidersiniz? Piyasada böyle bir kaygı var. Ben işte orayı mesleğin inceliği anlamında anlatmak istiyorum. Biz mali müşavirler ve muhasebeciler odalarıyız ve birlikteyiz. Biz böyle uzaktan baktığımız zaman bilançonun nasıl bir bilanço olduğunu, süslü mü, giydirilmiş mi, makyajlı mı, düzgün mü, her şeyi okumakla mükellefiz. Eğer biz bunu yapamıyorsak zaten mali müşavir değiliz. Hani bir berberler odasının mesela bilançosu sakat olabilir ama üzgünüm, bizim hiçbir bilançomuzun, gelir tablomuzun dipnotları yoktu bugüne kadar. Ta ki İstanbul odası, bu hocam şuradan bir şey verir misin? Kayıt yazıyor değil mi? Olur yani. Kayıt. Şu üstteki kitapta, hayır. Şurada, şu yanında muhasebe kitabı. Bakın, yıllarca, onun altındaki, yıllarca dipnotlar istedik bilançolarda. Bu UFRS, TFRS yayınlayan bir kurum, Türkiye Muhasebe Standartlarını yayınlayan kurum ve yetkilileriyiz ve bu mesleği icra ediyoruz. Hiçbir bilançoda 80 il ve TÜRMOB'un bilançolarına bakın 2013'e kadar, 2014'e kadar hiçbir dipnot yok. Bakın İstanbul Odası bu sene ilk defa tüm ayrıntılarıyla mali tablo yayınladı. Olması gereken buydu. İlk defa yayınladı. 28-27. Yılında bunu yaptı. Anlatabiliyor muyum? Buraya baktığınızda... Ama standartlar falan yeni çıktı yani. Hayır, TMSF'ye göre yayınlanmış. UFRS'ye göre yayınlanmamış. Şimdi TMSF, UFRS'in kolumunda da var. Hayır, burada çok muhasebe standartlarıyla ilgili bir şey yok. Mesela gelir tablosu detayları var. Personel ne olur? Mevlüt Demirci kürsüden söylemiştir. Kendi denetim şeyleri yani denetim kurulu başkanı. Evet. Yani daha şey olması lazım. Yani daha ayrıntılı, daha detaylı vesaire. İleriye doğru olacak yasalar böyle demiştir bunu. Aynen. Bizim gazetede manşete çıkmış. Şimdi bunu göremiyorduk biz şimdi, daha önceden. Evet. Şimdi biz bilançoya baktığımız zaman bakıyoruz. Bütün bakımdan bunları yaparken Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir hepsinin ve TÜRMOB'un 2012 yılından beri bilançolarını ve gelir tablolarını izliyorum. Nerede ne olduğunu. Ve biz bastırdığımızdan beri bu zararlar giderek azaldı. Cüzi karlara dönüştü. İstanbul ilk defa bu sene karlar yayınlamaya başladı. Biz 4 yıldır muhalefet yapıyoruz. Bu neden? Şimdi buradaki maliyetlere baktığımızda brüt kar dediğimiz şişirilmiş karlarla beraber şişirilmiş maliyetlerle beraber yaklaşık %48 oranında bir kar var. Brüt kar.
Geliyorsunuz altına, çeşitli giderler, personel giderler ve hafızlarına koyduğunuzda %2 ya da zarara dönüşüyorlar. Siz işletmeci olsanız... Yok, tersi olmaz lazım. Ben zarar ediyorlar işte. Yani hani geleceğe dönük kar gösteriyor onu. Yani alacaklarını kar. Hayır, alacak değil, o bilançoda siz. Yani. Bu geri tarvuz dediğimiz 100 lira satış yaptık. Bu şekilde olmaz. 100 lira satış yaptık, 52 lirası maliyet, 48 lirası... geliyor aşağıda, genel yönetim giderlerinin düştükleri zaman 48 de kayboluyor. Ya 2000 lira kar ediyorlar ya da zarar ediyorlar. Bu yıllık gelir tablosunda olan, bilançodan bahsetmiyorum. Dönemsel devirler. Dönemsel alacak, devir alacak falan yok onda, o bilançoda. Bu tamamen o yılki faaliyetlerinizi. Şimdi buna baktığımızda diyoruz ki bu kadar personel gideri, bu kadar hakkı huzur, bu kadar şişirmiş maliyetler. TESMER'in gönderdiği bir tane CD'dir. Bir CD'nin dışında sadece telif hakları maliyeti vardır, bir de posta giderleri vardır. TESMER'in bir bilançosuna baktığınızda dünya kadar orada şişirmiş maliyetler vardır. Dünya kadar personel giderleri vardır ve hak huzurları vardır. Diyoruz ki bunları kısın. Bakın yöntemleri var. Benden haksız, hukuksuz, kanunsuz bir şekilde alacağınıza önce maliyetlerinizi bir gözden geçirin. Hak huzurlarınızı biz almasın demiyoruz. Bir İstanbul Oda Başkanı, bir TÜRMOK Başkanı, bir Anadolu'da Başkanı. Yok. İngiltere'de yok böyle yani, bir şey. Yani kendisiyle anlamında. Öyle bir mesai harcıyorsa makul bir şeyler alsınlar. O yeter. Masrafını alsınlar. Ya. Yani evet yani, yani makul bir şey. Yahya Bey'in o hakkı huzura ihtiyacı olduğunu zaman. Yahya Bey'in 13 yerden aldığı şey var. Yani almasın. Almasın. İşte yani, onlar düştüğünüz zaman. İhtiyacı mı var? Onlar düştüğünüz zaman ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun en bariz örneği, bu benim dediğim ispatlayan bir konu var. Ankara. Merhaba Murat Bey. Ankara Odası biliyorsunuz 2015'in Ekim'inden beri kavga dövüş nedeniyle toplantı yapamıyordu. Harcamalarını yapamadı doğru düz. Personel ve sabit giderler dışında seminer vesaire, yiyecek, giyecek vesaire olayları yapamadığı için 2 milyon lira, hatta Nevzat Bey'in o övündüğü rakamdır. 2 milyon lira ben tasarruf edip para bıraktım dediği bir dönemdir. O 2 milyon lira tasarruf edilmesine, 12 milyon lira da halen alacağı olmasına rağmen Ankara Odası'nın ne bir personelin maaşı, ne SSK, ne vergi, hiçbir şey ödenmemesi olmamıştır. Yürüdü çünkü, anlatabiliyor muyum? Çünkü şişirmiş seminerler vardı, şişirmiş iftar yemekleri, şişirmiş kokteyller vesaireler vardı yani. Yani bunları biraz gözden geçirmeler lazım. Bunlar da şey, sendikanın olması bu anlamda güzel ama... Yani ben şey, nispi aidatın hani olup olmamasının... Nispi aidat olmaması lazım. Çok düşük. Maliyetleri bakın... Çok düşük olsun. Maktumuz bile bizim doktorlardan yüksek. Çok düşük olsun ama bu söylediğiniz şişirmeler falan değil. Artık TMSF'ye göre önemli, evet. Düzgün, herkesin anlayacağı bilançolar olsun. Aynen. Ben sizden daha da ileriye gideceğim. Siz kaç yılında yaptınız bilmiyorum sendikayı. Biz 94 senesinde huzur hakları kalksın diye başladık. Yani dünyada örneklerini de koyduk. Yani. Söyleşilerini de yaptık. Yani. 94'te biz bunu söyledik, 96-98'lerde yeminli mali müşavir odaları evet dediler, huzur hakları yüksektir, indirelim genel kurullarda. Yani biz de şu hemfikiriz bazı konularda ama şey var, şimdi olmuş bir TÜRMOK yapısı var. Bu insanlara eğitim de verecek işte, öyle böyle artık bir TESMER var, bunu yok sayamazsınız. O binaları yok olması gibi geliyor bana. Burayı değerlendirmek istiyorum. Oralarda bilançoya geldiğimizde orada bakın, ne 35 bin lira bankalarda paramız var. 35 milyon lira. 35 milyon lira alacağımız var. Şu anda 21-22 milyon lira hiç kullanılmayan, bunları ayrıca bir sendik olarak zaten dile getireceğiz. Sosyal yardımlar çıkma ve dayanışma fonu var. 27 senedir hiçbir meslektaşımızın ne askerliğinde, ne ölümünde, ne nişanında, ne nikahında, ne çocuğunda, ne ölümünde hiç kimse bir faydası olmayan 27 yıldır süren bir fon olayı var. Biz bunların da takipçisi olacağız. Bunlar doğru değil. Tabii biz de varsanız sizden bilgi bekliyoruz. Varsanız var, paramız var. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin hakkı yemeyen yani, bu işleri yani, koruyalım yani. Burada yoksa bizim kimseye kastımız doğru şeyler yapılsın. Zavallı stajyerlerin bile hakkı var orada. Zaten en büyük şey sıkıntı oradan başlıyor. Şimdi bizim idarecilerin de yani böyle çok da demek ki dokunmamışlar bakın. Yani ne yapacaklarına karar vermemişler. Art niyetli değiller gibi geliyor bana. Bazılar var. Onlar Cumhuriyet Savcılık'ta şu anda soruşturuyor. Onunla ilgili müracaatlarımız var. Şahsi müracaatlarımız var. Onlar ayrıca soruşturuyor. Tabii. Şimdi sizin yanınızda hatta ben şöyle söyleyeyim. Bakın nispi aletler çok konuşuluyor. Geçinemeyiz vesaire. Bütün odalar çağırsınlar bizi. Biz sendik olarak gidelim. Oraları zaten soruşturuyor. Bizim meslek örgütlerimiz. Biz de perişan olmalarını istemeyiz.
Diyorum ki maliyetleri alalım, hak huzurları alalım. Net bir piyasa koşullarıyla o maliyetleri ve karlılığı bir hesaplayalım. Ayrıca maddi aidat da ödüyoruz biz. Bu maddi aidatlarla beraber... Maddi aidat ne kadarıydı kısımda? Bizim 370 lira falan Ankara. Yani bu... 370 lira şeye... Bir de nispi alıyorlar. İşte 740-790 arası Ankara. 740. 1000 lirayı bulan iller var ortalama. Ya o değişiklik de garip ki. Şeye gelelim, tabipler odası 320 alıyor. 320, her fazla alan o. Elektrik mühendisleri onlar alıyor. Aile. Elektrik mühendisleri... 120 lira yapıyor yani senede. Elektrik mühendisleri... Ay ama bir şey de yaptığı yok elektrik mühendisleri. Yok, bence bizden iyi çalışıyorlar. Değil. Makine mühendisleri odası da bizden iyi çalışıyor. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Enerji konusu çok muamma bir olay. Yani bana elektrik mühendisleri odasının çok böyle... sosyal yararlı çalıştığını söyleyemezsiniz. Peki onu ayrı konuşalım. Onu özel konuşalım. Yüzlerine de söylediğim şeyler bunlar yani. Her bir makine mühendisleri odasının dergisini açıyorsunuz. Bak ne oldu? Dernekler iyi çalışıyor ama enerji. Yok gibi. Odanın dergisine baktığımda ben bir tane kazancıyı almış mesela. Isıtmayı anlatıyor. Ateşe yani daha doğrusu bir kazancı değil. Yani kursu açmışlar. Kendilerinin dışında kendi işleriyle bağlantılı olan insanlarla bile iç içe eğitimler veriyorlar ve kaynaşma sağlıyorlar. Bizde 3000 kişilik salonlarda kimsenin bir şey anlamadığı adına da eğitim denen seminerler yapıldı. Ondan verimli olduğunda dünya tarihi yazmamış. 3000 kişilik amfilerde, salonlarda eğitim verilemez yani. Tartışıldı kendi aralarında da beyin fırtınaları yapalım, 20'şer kişilik eğitimler. Biz bu projelerimizin hepsini odalara bakın. En başta Yahya Arıkan'ımız iki kere haber yollayarak. TÜRMOB'da Naysanli'ye bizzat, Rıfat Nalbantoğlu'na bizzat 75 meslektaşımıza gidip verdik. Ankara Odası'na gidip verdik. Gelir İdaresi Başkanlığı'na gidildi. Dediğim gibi görüşmeler için biz talepte bulunuyoruz. Ama kimse bizi bir yere koymazsa biz de haliyle hukuk yolundan hakkımızı arayacağız. Neden kimse bizi ötekileştirmesin? Tabii tabii yok. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Siz ruhsatlı insanlarsınız. Bunları yani. Seçenler de bizleriz. Yani beni de yani seçen meslektaşlarım. Tabii tabii. Yani, ötekileştirme hakları da yok. Sizin yani. De onları ötekileştirme tabii hakkınız yok. Sadece bu sorun yıllardır çözülememiştir. Bu sorunlar niye çözülememiştir? Evet, bunu soruyoruz zaten. Birlikte yani, hep beraber. Gene beraber yapalım. Ben de bu camiadan yıllardır geçimimi sağlıyorum yani nihayetinde. Ne güzel. Birlikte şey. Hep beraber ne yapılabilir? Ben bu camiaya isteyerek bulaşmadım. Onlar beni kullanmak istediler. Yani havuzu ittiler. Tabii tabii havuzu ittiler. Yani şey, bizim amacımız hala aynıdır. Vergi denen demokratik yaptırım gücünün adil olmasıdır. Bu bizim için ekonominin balans ayarıdır. Vergi de böyle eğer adaletli bir düzen varsa muhasebeciliğinde işe yaramaz, evet. Yemenliliğinde işe yaramaz. Hepsi işte bulduğuyla geçinir birbirini. Bir Enron olayı da Türkiye'de patlar yani. Aynen. Şimdi dolayısıyla bizim şeyimiz bu. Burada neye inanıyoruz bunun olabilmesi için? Düzgün bir muhasebe, hakkaniyetli bir denetime inanıyoruz. Vergilemede adaletin yanında devlet gelirlerinin, düzgün gelir dağılımının düzgün dağılması için de bunlar şart. Bunlar bu ikisi, dolayısıyla biz de ister istemez bu mesleğe önem vermeye başladık. Bu mesleğin yeminliğin, denetçiliğin, muhasebeciliğin önemli olduğuna inandık. İnandık değil, böyleydi zaten evet. Bizim inancımız, hep değişen bir şey. Şimdi rahatlıkla şunu söyleyebilirim, biz her yerde söylüyoruz, ben yazılarımda da yapıyorum zaman zaman yani öz eleştiriyi. Biz bunları atladık, uyutulduk, kabahat bende de var, uyutanlarda da var diye diyoruz yani. Hani işte siz de mesela, ben size doğrusunu isterseniz sendikanın yani TÜRMOB'a karşıymış gibi hep algılandı. Böyle bir algı operasyonu her kese yapılıyor, bana da yapılmıştır. Geriye dönük her kese yapılıyor. Ya maalesef bunu huy edindi bizim akademik insanlarımızda. Bu bence biraz şu AK Parti iktidarının da bulaştırdığı bir şey gibi geliyor bana. Eskiden de vardı. Yani bizim tabii ki meslek yöneticilerimiz ve örgütlerimiz bizi bağlıyor çünkü yani kendi rüştünü ispat etmemiş bir meslek örgütü. Bakın 100 bin kişiyiz. O kadar büyük bir gücüz ki bunu biz bakanlığa gittiğimizde de insanlar böyle yani yuh falan çekiyorlar. Bu kadar mısınız? Bu kadar kalabalık mısınız? Buna rağmen kimse sizi dinlemiyor mu? 100 bin kişi hakikaten nereye gitsek şaşırtıyoruz. Ama çıkartamıyoruz. En acı tarafı bu. Şimdi kısaca şöyle yapalım mı Eyüp Bey? Siz söylemek istediğiniz, kamuya duyurmak istediğiniz şeyi
bir paragraf daha, 10 cümleyle hemen söyleyin. Çok kısa. Ondan sonra kısa kısa şeyler soracağım, onlara cevap vereceğiz. Çok kısa sürede biz dediğim 3 tane davamızı kazandık. Şu anda mesleki yeterlilik kurumu ile ilgili açtığımız davalar. Davaların isimlerini alayım. Birisi e-birlik yazılımının iptali. Birisi damga vergileri ki bunu 5... Damga vergisi genel sorun. Herkes onu istiyor. Size 5 tane oldu zaten. 5 kişi kazandı onu. Nispi adetten kaldırılması davası var. Bunlar da yürütmenin durdurulması, damga vergisi kesin. Şunda yürütmenin durdurulması. Evet, bu da devam ediyor. Birlikte öyle. Yani nispi aidat devam ediyor. Bu da devam ediyor. Yürütmenin durdurulması alındı. Ama şey, Naime genel burada söyledi zaten. Evet. Yani şunda haklı payı olabilir ama hesabı vurduğu zaman geriye dönük olmaması lazım arkadaşlar. Ona yargı karar verecek. Tabii yargı karar verecek ama geriye dönük olmaz. Evet. Yani mümkün değil. Yani mesleki geri... yeterlilik kurumu ile ilgili açtığımız bir dava var. Geriye dönük olması sebebi şeyin... Uğur Bey, listeleri bir verir misiniz? Bir şekilde tasfiyesi demektir. KYK'ya esir olmuşsunuz, bu dava tabii. Şey, bakın biz var. Bunu alalım, uygulayalım demiyoruz. Biz hakkımızı savunduk. Hı. Belki meslektaşlar hep birlikte el ele verip gene bu geriye dönük dava açma olayından vazgeçebilirler. O onların hakkıdır. Yani ben sizin hakkınızı savunurum ama bir avukat olarak size almayın diyemem, alın da diyemem. O artık sizin şahsi tasarrufunuz. Tabii ki burası bizim meslek örgütlerimiz ama bir uzlaşı sağlamamız lazım. Kafa kafaya verip buranın gelirini nasıl arttırırız, meslektaşımıza ne kadar az yük yükleriz, onlarla konuşmamız lazım. Bunu karşılıklı diyalogla böyle ötekileştirerek kavgayla vesaire olmaması lazım. Bu arada bağımlı çalışan meslektaşlarımızla ilgili 27 yıldır hiç atılmamış bir adımda biz çözümler ararken şöyle bir doğal kendiliğinden gelen bir hadise oldu. Şu anda biz 17 mahkemeye, iş mahkemesine birer fert fert her birisine çalışma sürelerine göre, kıdemlerine göre, belgelerine göre, yurt dışı çalışmalarına, çocuk sayılarına, agisine göre artık emsal ücret belirleyen hakem heyeti olduk. Mahkemelerle biz şimdi bunu yürütüyoruz. Şey, bağımsız denetim bağımlı mi? Bağımlı çalışan tamam. Meslektaşlarımızın taban ücretlerini artık belirliyoruz. SSK falan gerek kalmadı. Ha, bunu gruplar beceremediler. Yani evet, iddialar beceremediler. Evet. Doğru. Sessiz sedasız bunu yapıyoruz. Bunu şey de beceremedi. Yani TÜMOP da... Evet, SSK'dan gidip rica etmeye falan gerek kalmadı. Şimdi, mahkeme iştirakleriyle bunlar artık tamam, çatır çatır alınacak şeyler. Yani tutar mı? İyi, güzel. Yani elde bir belge oluyor zaten. Alıyorlar ya. Hatta alıyorlar. Şimdi piyasada şuna bakmak lazım. Çok güzel, tebrik ediyorum yani. Ben yıllardır hatta kıskanıyorum. Niye ben beceremedim? Şimdi şunu söylüyorum. Yani hepimizin başarısı. Şunu söylüyorum ki hakikaten tebrik ediyorum. Yani. Şimdi benim sizin kadar hizmetim dokunmamış diyebilirim şimdi yıllara baktığımız zaman ama yani şu var. Burada bunu belirlediniz taban ücretini. Ben taban ücreti olarak ben de işverenim değil mi? İkinciyi bir de orada not geldi. Kamu kurumları için belirlediniz. Hayır, hayır, özel sektör. Ha, özel sektör. Özel sektöre sökerdi. Onu tartışalım. Şimdi soruyorum. Hı. Ben iş alayım. Geldi. Kardeşim sen benim taban ücretimle bundan aşağı çalıştıramazsınız beni. Yok kardeşim, bende sözleşme var. Sözleşme imzalı. Sözleşme hukuku meri hukukun üstündedir. Hiç kimse, hiçbir iş adamına siz piyasanın koşullarının üstünde ücret ödemeyi dayatamazsınız. Zaten pardon, kurallar da dayatamaz. Yani iş aleminde kural işlemez. Siz söylüyorsunuz ya ticari kar önce bu önemliden diye. İş aleminde kural şöyle işler. Piyasanın koşullarında onu işler. Kendi koşullarını oluşturur piyasa. Şimdi zaten kanun koyucular da bunu düşünmüşler. Kurallar böyle aykırı olduğu zaman sözleşme hukuku önemli demişler. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bunu yapmak güzeldi, başarıydı, tebrik ediyorum. Ama işte asgari ücretin en az iki katı gibi mi açtınız daha? Bunun oranları var, illere böldük. Mesela birinci grup iller, ikinci grup iller. TÜRMOK da buna zaten bir çözüm. Hem o arıyor şey, daha ama biz şu anda 17-18 şey, kararla şu şey anda. Yapın bize, bu güzel. Alınmış karardı. Yayınlayalım onu. Siz zaten bugün güzel bir noktaya değindiniz. Biz zaten damga vergisini de oradan kazandık. Özel hukukta, hı-hı, yani devlet veya bir başka kurum sözleşmeye müdahale olamaz. İşte şöyle şekline, tutarına, vaktine vesaire. Biz de zaten bu yöntemle bakın SSK'ya gitseydik ya da yayınlasaydık o dediğiniz müdahale anlamına geliyor. Sözleşmeye müdahale. Hayır, biz burada sonuç
Çalışmışlar, ayrılmışlar veya devam ediyorlar. Hak kaybı var, mahkeme bize soruyor. Diyor ki bu mesleğin ederi nedir? Hı-hı. Hani bir aşçının ederi neyse. Biz orada taraf olmuyoruz. Biz orada işverene şunu dayatmıyoruz. Şöyle yapılması gerekir, sözleşmesi böyle yapılması tamam. Biz sonuçta mahkeme bize bir bilirkişi gibi hakem heyeti olarak danışıyor. Biz orada diyoruz ki asgari ücretli buna çalışıyorsa, işte Osman Bey 23 yaşına kadar okumuş, 3 yıl staj yapmış, 12 yıl deneyimi varsa onun da ederi, hizmetinin bedeli şudur deyip orada bir görüş bildiriyoruz. Bu kimseyi ürkütmeden nihai bir sonuç ama kesin bir sonuç. Hani mahkeme, bakın SSK uygulamaya kalksa buna dava açılıp iptal edilebiliyor asgari tarife vesaire. Bakın TÜRMOB'un yayınladığı tarife de, Maliye'nin yayınladığı tarife de aslında anayasaya aykırı. Anlatıyor musun? Rekabet kanunu aykırı. Orada bir taban var, TÜRMOB onu dinlemiyor. Taban ücret var, akademik. Ama biz burada mesela bağımlı çalışanlara bu şeyi sağladık. Sessiz sedasız böyle güzel bir şeyler yapıyoruz. Şimdi taban ücrette de mali idarenin geçişinde aslında. Onun üstünde siz oraya bir açıklık getirelim yani. Taban ücrete sendika olarak karşı mısınız? Rekabeti mi bırakıyorsunuz? Hayır, biz orada... Şimdi oraya yanlış anlaşılır. Soruyorum. Taban ücrete karşı değilsiniz. Şimdi haksız rekabetin önlenmesinin şu şeyi var. Oradaki taban ücreti gösterdiği zaman siz bu sefer defteri 2000 lira tutarken bir meslektaşım İstanbul'da böyle 150 tane işçisi olan... Yani soruyu direkt sordum ve direkt yapıştırıyorum. Taban ücrete karşı mısınız? Tamam, karşıysanız... Taban ücrete karşı bir eylem yapmak istemiyoruz ama şu Maliye'nin son yaptığı müdahale tersine de işleyebildiğini gösterdi bu olayın. Her yıl %5 enflasyon oranında %9 artması gereken rakamı Maliye önce bu sene 2016'nın Ocak ayında %18 KDV dahil yaptı 2015'i hiç değiştirmeden. Yani bizi %18 bedeli, evet, hizmet bedelimizi düşürdü. Bir de şu anda yılın ortasında şirket kuruluşları tarifelerini de %50 aşağıya çekti. Demek ki bu tersine de işleyebiliyor. Her zaman iyi değilmiş bu. Artı orada asgari tarifeyi gördüğü zaman bir mükellef gidiyor. Osman Bey'in 2000 lira tuttuğu defteri bir arkadaşımız 150 lira tutarım dediği zaman bir de tarife gösterdi. Bu anlamda yani haksız rekabetin bir sürü yanı var. Ama bunu değerlendiriyoruz. Şu anda karşıyız da demiyoruz. Şunu demek istiyorsunuz siz. Bir taban ücret olsun. Bunu tüm kurumlar demeyelim, bağlı olduğumuz Maliye Bakanlığı belirlesin. Piyasayı düşünerek belirlesin. Haksız rekabeti önlemek için de TÜRMOB da buna uygun bir şey alsın. Yani yerel bir taban ücret taban ücret. Yani mali idarenin belirlediği taban ücretten TÜRMOB ayrıca İstanbul Odası, burası İstanbul diye 4000 lira belirlemesin. Bunu mu demek istiyorsun? Ben şunu söyleyebilir miyim? 89'da bu yasa çıktığında bir KDV, bir yıllık, bir muhtasar vardı. 3 tane beyannamemiz vardı. Fazla bir şeyimiz yoktu. Bir de SSK bildirgemiz vardı. Şu anda Angarya'nın haddi hesabı yok. Bu bakış açımızı bile biz değiştirmemiz lazım. Defterinin kaydı, muhasebe kaydı için maktubi ücret, onun üzerine her gönderilen beyanname veya işin niteliğine göre, bakıyorum sizin sanayi sicil belgeniz varsa o ilave edilecek ya da ihracatla ilgili bir bildiriminiz varsa o ilave edilecek şekilde ücretlendirme tarifemizi farklılaştırmamız, bakış açımızı farklılaştırmamız lazım. Madem Maliye'nin, SSK'nın küçük büroları oldu, yaptığımız her hizmetin karşılığını almamız lazım. Evet, siz diyorsunuz ki kamu bizden bir hizmet beklediği zaman bunun da bedelini çoğumasını ya tahil etsin ya bir şey yapsın. Biz nereden alacağımızı bilelim ama yani, siz mükelleften alacaksınız. Dolayısıyla mükellefte bu işe. Onunla da ilgili, tahsilatla da ilgili projemiz var. Şimdi o projeler konusunda şöyle yapalım. Siz şu mahkemeler konusunda hani... YMM'lerin TÜRMOB yönetiminde 5'e 4'lük üstünlüğünün ve başkanın YMM olma şartının kaldırılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Bununla ilgili bir davamız var. Demokrat olsun her şey. Tamam. 100.000 kişiyi, 5.000 kişiyi yönetmesin. Ben bunun ömrümü bu ayetmez kaybedersin. Bunun iddiasını yaparım. Mevcut yasalarım. Hayır, bunun iddiasını yaparım. Benim ömrüm vefa etmeyeceğini yani. Siz devam edin. O zaman ben size bunu seneye yürütmenin durdurulmasını öbür senede davranın sonuçlarla iki sene. Nesine girelim bu? Eğer ikimiz de... Türkiye'de girelim. Adet baklavadır. Türkiye'de adet baklavadır. Tamam, bir kilo baklavadır. Bunda bayağı iddialıyız çünkü Barolar Birliği'nin hukuk kuruluyla beraber hazırladık.
tek bir avukat da değil, kocaman bir hukuk kuruluyla. Barolar Birliği'nin hukuk bürosu bu işleri sizin kadar bilmemesi lazım üstadım. Şimdi işte yani veya şey benim kadar biliyorsa... Dilekçemizden tek kelime oynatmadılar yani. Kendi bildiğiniz dalı kestiğinizi söyleyebilirim. Hayır, yani, bununla değil, hayır. 5 kişi, yeminli malum şahit kalktığı zaman bu camiadan, inanın bu camia tekrar KGK'ya ikinci bir esir olur. Bunu söyleyebilirim. Kalksın, bundan pişman olursunuz. Ayrı bir mücadele vermek. Neden üstadlarla bir uzlaşamıyoruz? Bakın bu demokratik müdür? Gelin biz kendi içimizde uzlaşalım. Kızım, şimdi siz burası Türkiye, uzlaşalım. Türkiye şurası. Siz yeminli malum şahit meclisine karşı değilsiniz, seçime mi karşısınız? Yani 5'e 4 misiniz? Biz zaten ayrılmayı istiyoruz. Yeminler, SMM'ler ayrılmayı istiyoruz. Çünkü onlar resmi daire Konu bu mu sizin? Sendikanın amacı bu. Ha, tamam, siz diyorsunuz ki YMM'lerle SMM olur. 3568 bizim maksimum şimdi, hedeflerimizden birisi. Ayrılacağız yani. YMM. Bizim öyle bir niyetimiz var zaten. SMM'lerle YMM ayrılsın. Aslında ben de bir açıdan yeni yeni şunu düşünmeye başladım. Her iki kurum için de sağlıklı olacak bu. Tabii ki. Ben de. Ama bir yandan da ikisinin, yani iki mesleğin birbirini bütünleyen yanı var. Onu da konuşuyorlar. Kendi aralarında bir karar veremiyor da. Yeminli mali müşavirlik ayrılırsa siz SMM'ler yeminli olamazsınız. Bu tehlikeniz var. Yeminli olamayınca siz bağımsız denetimi de yapamazsınız. Hayır, şimdi bakın. Ben söyleyeyim. Orada ben mesleğimi savunmak durumundayım. Ben burada mali avukatı da seviyorum. Bakın, savcıyı da avukatı karıştırmayın. Ben de benim işim de. Yani bir mahkeme gibi düşünün bizim olayı. Mali bir mahkeme düşünün. Evet. Siz savcısınız, ben avukatım. Bunu da tartışma programı olarak ben avukatı seviyorum. Yeminli olmak diye bir niyetim de yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. O ayrı bir meslek, ben ayrı bir meslek icra ediyorum. Ben mükellefim. Sonuna kadar savunurum. Nasıl bir avukat 9 kişiyi öldürmüş, katili benim müvekkilim suçsuzdur diye savunabiliyorsa biz o kadar değil ama yani belgeyle vesaire mükellefim, ben savunurum. Onlar da iddia makamı olarak incelerler. Ben üyelerimi, meslektaşımı bu konuda savunurum diyorsun. Evet, siz kendi hukukumuzu oluştururuz. Kendi hukukumuzu oluştururuz. Tabii en savunmamızı da yaparız. Bu grupları. Ha, tabii ki cezanız varsa, hakkınız varsa da çekeriz. Ben diyorum ki yok. Yani gayet doğal hakkınız, hiçbir cezası olamaz. Hayır, yani mükellef adına diyor. Düzgün iş yapmayan da cezasını çekiyor. Bir cezanız olacağı zaman böyle adaletli bir şekilde, legal bir hak ararken size herhangi yapılacak bir şeyi kendime yapmış adledir. Hiç merak etmeyin, yanınızda yer alın. Legal yolda. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben diyorum ki, bu iki meslek de kutsal bir meslek. Yani denetçilik de muhasebecilik de. Ben böyle görüyorum. Yani vergileme ile ilgili de böyle görüyorum. Bu ikisinin bağımsız olması lazım. Özgür olması. Evet. Yani ama bunun şeyle alakası, ne kadar kural koyarsanız koyun, kurallarla olmaz diyorum bunu yani. Bu insanın karakterinde olacak biraz. Evet, tabii ki. Şimdi burada şu, yeminli mali müşavirlikle muhasebecilik, mali müşavirlik, yani iki ayrı meslektir aslında, denetçilik. Maalesef tek çatıda yoğrulmuştur. Böyle de gelişmesi iyiydi, iyi de gidiyordu. Ne zaman ki bu YMM-SMM kardeş kavgasına dönüştürüldü, belli grupların, zümrelerin elinde olması, o büyük denetim firmalarının, bunu zaman zaman kaşıdılar, idarecilerinizi kaşıdılar, idareciler bunu dile getirdiler. Şimdi şu var, ben kendi kanaatimi söylüyorum. Siz de bu konuyla ilgili kanaatinizi söyleyeceksiniz. İlave etmek istediğiniz şeyi ilave edeceksiniz. Ben diyorum ki, SMM'ler ayrıldılar. Bağımsız denetim yapmaya başladılar. Ne yapacaklar? Şirketlerin denetimini. Şirket ne isteyecek? Şirketi neye zorunlu koşabilir devlet? Bitiyor mu? Bitti. Neredeyse bitti. Boş gösteriyor. Boş mu gösteriyor? Dur, o zaman bitti o.